Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim patatesli bazlama. Hem doyurucu hem de çok lezzetli oluyor. Ramazan ayına da çok az kaldı. Sahur için de çok çok yapıp dondurucuya atabilirsiniz. İster sabah kahvaltısına yapın, isterseniz de sahura. Çayın yanında çok güzel gidiyor. Buyurun tarife hemen geçelim. Hamuru için 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 fincan sıvı yağ alalım. Sıvı yağından sonra da 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ekledik. Orada kamerayı açmayı unutmuşum, lütfen kusura bakmayın. 1 paket de kuru instant maya ekleyelim. Kuru maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş un ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. İzleyenler bilirler, hamuru genellikle elimle yoğuruyorum ama bu sefer hamur yoğurma makinesinde yoğurduk. Siz elinizle yoğurabilirsiniz. Yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Makineyi düşük ayarda çalıştırmaya başladık. Yavaş yavaş un karıştıktan sonra biraz hızını artırdık. Hamur kıvama gelene kadar yavaş yavaş un eklemeye devam edelim. Yaklaşık 4,5 su bardağı un gidiyor. Ama yine de kontrolle ekleyin. Unun kalitesine göre ekleyeceğiniz un miktarı değişebilir. Bu malzeme miktarıyla 8 adet bazlama çıktı. Dediğim gibi siz fazla fazla yapıp dondurucuya atabilirsiniz. Yoğrulan hamuru tezgaha alıp çok az unla biraz daha toparlıyoruz. Çok sert bir hamur olmasın. Bakın sakız gibi yumuşacık bir hamur elde ettik. Hamuru bir kaba alıp üzerine streç kapatalım. Hamuru yarım saat kadar dinlendirelim. Hamurun kabarma süresi bulunduğu ortama göre değişebilir. Sıcak bir ortamdaysa 20 dakikada kabaracaktır. Hamuru yapmadan önce patates haşlamıştık. Şimdi soğuyan patatesleri rendeliyoruz. 1 kilogram kadar patates haşlamanız yeterli olur. Patates ezeceğiniz varsa onunla ezin. Eğer yoksa da böyle rendeleyebilirsiniz. Baharatlarını ekleyelim. Birer tatlı kaşığı kimyon, kekik, toz biber ve karabiber ekliyoruz. Patates tuzu çok aldığı için 1,5 yemek kaşığı da tuz ekledik. Baharatların miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Rendelediğimiz patatesleri baharatlarla iyice yoğuralım. Patates baharatla iyice yoğrulduktan sonra şimdi top haline getirelim. Küçük mandalina büyüklüğünde toplar yapıyoruz. Malzeme listesini videomun altındaki açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Patatesleri hazırlarken hamur da iyice kabardı. Hamur çok güzel kabardı. Böyle iki katına kabarana kadar bekleyin. Çok fazla bekletirseniz de hamurunuz ekşir. O yüzden bekletme süresini de iyi ayarlayın. Ilık bir ortamda 25-30 dakikada kabaracaktır. Hamuru tezgaha alalım. Bakın bayağı ele yapışan bir hamur. Biraz un serperek hamurun havasını aldıralım. Unu çok ekleyip hamuru sertleştirmeyelim. Hamuru bezelere ayıralım. Portakal büyüklüğünde bezeler yapalım. Beze yaparken hamur elinize yapışıyorsa biraz un kullanabilirsiniz. Birbirinden ekleyip çıkartarak eşit büyüklükte bezeleri hazırlayalım. Yoğurduğumuz hamurdan 8 adet beze yaptık. İlk yaptığımız bezeden başlayarak hamuru açalım. Elimizle önce küçük tabak büyüklüğünde açıp üzerine de hazırladığımız patates toplarından koyalım.
Bezelerin hepsini önce küçük tabak büyüklüğünde açıyoruz. Bazlamaların içinde patates olduğu için çok doyurucu oluyor. Birinin yarısını yeseniz bile gerçekten çok tutuyor. Dediğim gibi sahur için çok güzel bir tarif. Fazla fazla yapıp dondurucuya atabilirsiniz. Bezelerin hepsini açtıktan sonra üzerlerine yaptığımız patates toplarını koyduk. Patates toplarını hamurla kaplayıp hamurun uç kısmını büktükten sonra yine beze haline getirelim. İçinde bolca baharatlı patates olan bezeleri yaptık. Hazırladığımız patatesli bezeleri tabak büyüklüğünde tekrar açalım. Mertane ile büyük tabak şeklinde açıyoruz. İsterseniz elinizle üzerinden bastırarak da büyütebilirsiniz. İkinci bezeyi de açmaya başladık. İçi bol patatesli olduğu için bazlamanın üzerine patatesler biraz çıktı ama hiç önemli değil. Pişince hiç belli olmayacak. Bazlamaların hepsini aynı şekilde açalım. Fırının üzerine iki tane tava koyduk. Onları da pişireceğiz. Tavaların altını daha önceden yakmıştık. Tavalar ısındıktan sonra bazlamaları koyduk. Bazlamaların kenarları birazcık kabardıktan sonra bazlamayı ters çevirelim. Bizim bu kullandığımız tavalar aslında balık tavası. Alüminyum bir tava, o yüzden çok çabuk ısınıyor. Biz bazlamaları en kısık ayarda pişirdik. Teflon ya da granit tava kullanacaksanız ısı ayarını biraz daha yükseltebilirsiniz. Bazlamaları kontrollü pişirin. Çok yüksek ayarda pişirirseniz yüzü hemen yanar. Çok kısık ayarda da böyle puf puf yumuşak olmaz, biraz kuru olur. Bazlamaları döküm tavada pişirecekseniz ocağın altını bir tık daha açmanız gerekiyor. Biz bazlamaları pişirdikten sonra aralarını tereyağı ile yağladık. Eğer dondurucuya atacaksanız yağlamayın. Patatesli bazlamalara tereyağı çok yakışıyor. Böyle üst üste yağladığınızda hem yumuşak oluyor hem lezzetli oluyor. Bazlamaları pişirmeye devam edelim. Bazlamalar çok az kabarmaya başlayınca hemen çevirelim ki böyle yumuşacık puf puf olsunlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. İkinci pişen bazlamayı da önceki bazlamanın üzerine koyalım. Yine sıcak sıcak üzerini yağlayalım. Bazlamaların hepsini böyle çevire çevire iki tavada pişirdik. Hemen de piştiler. Aralarını yağlayarak üst üste koyduk. Şöyle yakından tekrar göstermek istiyorum. Bakın puf puf kabardılar. Pişirmedeki püf noktası dediğim gibi ısı ayarını iyi ayarlamakta. İlk bazlamayı pişirirken o ısıyı ayarladıktan sonra diğer bazlamaları da aynı şekilde pişirirsiniz. Patatesli bazlamalarımız pişti. Aralarını da sıcak sıcak tereyağı ile yağladık. Bu arada çayı da demlemiştik. Sıcak sıcak dilimleyip yiyeceğiz. Ama öncelikle size yakından göstermek istiyorum.
Yumuşacık pamuk gibi olmuşlar. Halen çok sıcak olduğu için elimde tutamıyorum. Ama şöyle size bölüp göstermek istiyorum. Doyurucu, yumuşacık, patatesli bazlama tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz videolarımı arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle de paylaşırsanız sevinirim. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.